Evet, Türkiye'nin iklimi. İklim konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yayınımız başladı. Türkiye'nin iklimine başlıyor. Şöyle bir bakalım Türkiye'de iklimi etkileyen faktörler nelermiş? Türkiye'nin iklimi arkadaşlar, iklim elemanları, yani biz bu saydığımız özelliklerin ortalamasını alarak bu bölgenin iklimini belirliyoruz. Sıcaklık ortalaması, basınç, rüzgar, nemlilik, yağış, yani sıcaklık ne kadar çıkıyor, ne kadar düşüyor, nemlilik fazla mı az mı, buna bağlı olarak yağış alıyor mu almıyor mu, rüzgar etkili mi, basınç ne durumda, çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. İşte bunların hepsi iklim elemanlarıdır arkadaşlar. Şimdi biz Türkiye'de sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlerden başlıyoruz. Sıcaklık. Türkiye'nin sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler. Bir sıcaklık diyelim, başlıyor. Zaten bunları daha önce geçmiş konularda anlatmıştık. Mesela enlemdir, bakıdır, kara ve denizlerin dağılışıdır. Şimdi şöyle bir tekrar da yapmış olalım. Birazcık önemli noktaların üzerinde duralım. Enlem. Türkiye'de sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olan önemli faktörlerden biri enlem. Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için artık. Yani biz şöyle bakalım. Ekvator'un kuzeyinde yer alıyoruz. Biz Kuzey Yarımküre'de yer aldığımız için biz de güneş ışınlarının geliş açısı güneyden kuzeye doğru gitgide daralıyor veya azalıyor. Yani güneş ışınlarını ekvator üzerinden aldığımız için bu açı gitgide arkadaşlar gitgide küçülüyor. Küçülüyor. İşte bu yüzden bizim güney kıyılarımız kuzey kıyılarımıza göre, kuzey kıyılarımıza göre daha sıcak olur arkadaşlar. Yani Hatay'ın Sinop'tan sıcak olması enlemin bir sonucudur. Evet Hatay, evet Sinop veya Mersin'in İstanbul'dan daha sıcak olması yine enlemin bir sonucudur. Çünkü Mersin ekvatora daha yakındır. Güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Bu durumda da İstanbul'dan daha fazla ısınabilir. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. O yüzden bunu rahatlıkla söylüyorum. Sonrasında sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen bazı durumlar vardır. Burada da arkadaşlar özel konum devreye girer. Özel konum. Nasıl devreye girer? Şu şekilde veriyor. Biz ne dedik? Mersin İstanbul'dan daha sıcak olabilir. Sıkıntı yok. Niye? Çünkü enlem etkisine bağlı olarak Mersin daha çok ısınır. Bakın Mersin Ankara'dan da daha sıcak olabilir. Ki sıcaklık ortalaması daha fazladır Mersin. Evet burada da sıkıntı yok. Neden? Çünkü enlem etkisi var. Ama Rize arkadaşlar, Rize mesela Sivas'tan daha sıcak. İşte burada özel konum devreye giriyor. Neden? Bakın şimdi bakıyorum Sivas'a, şöyle çizdim, bakıyorum Rize'ye. Hangisi kutuplara daha çok yakın? Rize. Hangisi ekvatora daha yakın? Sivas. İşte burada normal şartlarda Sivas'ın Rize'den daha sıcak olması lazım. Çünkü ekvatora daha yakın, güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyor. Ama Rize'de ne var arkadaşlar? Deniz var. Denizellik var. Sivas'ta deniz var mı? Yok. Sivas'ta yükselti var mı? Var. O zaman Rize Sivas'tan daha sıcak oluyor. İşte bu sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen bir durum. Ters düşen. Niye ters düşüyor? Normal şartlarda Sivas'ın daha sıcak olması lazım ekvatora yakın olduğu için. Ama Rize kutuplara daha yakın olmasına rağmen Sivas'a göre denizellik devreye girdiği için Rize'nin sıcaklık ortalaması Sivas'tan fazla. İşte ben bunun için ne diyorum? Sıcaklık enlem ilişkisine ters bir durumdur diyorum. Peki başka ne var sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen? İlla biri kuzeyde biri güneyde mi olması lazım? Hayır. Bir durum daha var arkadaşlar. Yine ters düşüyor. Mesela şöyle çizelim. Şöyle dümdüz bir çizgi çektim. Bakın Çanakkale, değil mi? Bakın Erzurum. Şimdi hemen hemen aynı enlemde mi?
Evet, aynı enlem. Peki güneş ışınlarını aynı büyüklükte mi alıyor? Evet, aynı enlemdeyse güneş ışınlarını aynı açıyla alırsın. Peki güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorsa sıcaklığının da normal şartlarda aynı olması gerekmiyor mu? Evet, ona gelen ısı ona da geliyor. Aynı şekilde geliyor. Peki sıcaklıkları aynı mı? Değil. Neden? Çünkü özel konum devreye giriyor. Ne gibi özel konumlar devreye giriyor? Çanakkale'nin denize kıyısı var mı? Var. O zaman denizellik veya nemlilik devreye girdi mi? Girdi. Bir. Ve burada deniz yok. O zaman burada karasallık şiddetli devreye girdi. Bakıyorum yükselti batıdan doğuya doğru artıyordu. Yükseltiye bağlı olarak da sıcaklık azalır. Yani burada hem karasallık hem yükselti devreye girdi. O zaman işte bu da sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen bir durum. Normalde güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorsun. Aynı enlemdesin ama sıcaklığın aynı değil. İşte bu da sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen bir durumdur. Bakın bu kadar kolay bir bilgiyi sınavda soruyorlar. Nasıl soruyorlar biliyor musunuz? Harita vermiyorlar. Sana üç tane yer veriyor. Diyor ki bir mesela İzmir, değil mi? İki Kayseri, üç Van. Diyor ki bu üç yer aynı enlem üzerinde olmasına rağmen diyor yıllık sıcaklık değerlerine baktığınız zaman diyor işte Ocak ayında diyor mesela sallıyorum. Ocak ayında İzmir 1 derece. Kayseri eksi 3 derece. Sallıyorum. Van'da diyor eksi 10 derece. Bu kadar diyor. Yani aynı enlem üzerinde olmasına rağmen diyor. Neden diyor buraları diyor. Ocak ayı sıcaklık ortalaması birbirinden farklıdır diyor. Sebep açık. Nedir? Tabii ki yükseltinin devreye girmesi. İşte bu yüzden arkadaşlar bu tür kolay soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Kaçırmayın. Enlemin etkisi anlaşıldı mı? Sıcaklık enlem ilişkisine ters düşen durumlar anlaşıldı mı? Size Mersin ve İstanbul'u verirse bir sıkıntı yok. Bakın ikisinin de denize kıyısı var. İkisinin de denize kıyısı var. Ve ekvatora daha yakın olan daha sıcak. Evet sıkıntı yok. Ama size gelip burada Ankara'yı da Trabzon'u verirse Trabzon daha sıcaktır derse o zaman burada ters düşen bir durum var. Veya İzmir'le Van'ı verirse yine ters düşen bir durum var diyor. Geldim ikincisine. Bakı. Bakı'dan bahsetmiştim. Hatırlayın. Türkiye'nin dönencilerin dışında olması veya yengeç dönencisinin kuzeyinde olmasının bir sonucu olarak bahsetmişti. Yine çizdim dünyayı, çizdim burayı. Yani Türkiye, şöyle bir dağ var Türkiye'de. Gördüğünüz gibi. Güneş ışınlarını ekvator üzerinden almıyor muyum ben? Evet, ekvator üzerinden alıyorum. O zaman benim güney yamacım, bakı yamacı. İşte benim güney yamacım, bakı yamacı olursa ne olur? Şekilde de görüldüğü gibi. Bak güneş ışınları güney yamacına vuruyor. Güney yamacına vuruyor. Güney yamacı ne yapıyor? Işık alıyor. Ama kuzey yamacı bu güneş ışından yararlanamadığı için ne yapıyor? Daha soğuk oluyor. En basitinden coğrafyayı en güzel hayatın içinde kullandığımız bir şey. Ne diyoruz? Ev alırken nereye baksın? Güneye baksın. Nereye baksın? Güneye baksın. Neden? Daha aydınlık olur. Daha sıcak olur. Bu da ne yapar senin? Isı maliyetini düşürür. Güneş giren eve doktor girmez. Ne olur? Evin daha sıcak olur, daha güzel olur, daha aydınlık olur, daha ferah olur. O yüzden ne diyorlar hep? Ev nereye baksın? Güneye baksın arkadaşlar. Hep bundan bahsediyorlar diyor. Dikkat edelim. Sonrasında Türkiye'nin güney yamaçları dedik. Güney yamaçları dedik. Bakıya kalır. Biz buraya bakı yamacı diyoruz arkadaşlar. Bakı. Güney yamacına bakın. Kuzey yamacına da bu gölgede kalan yamaca da Dulda yamacı diyor. Dulda yamacı. Dulda. Bunu da bilmiş olun. Sorularda belki karşınıza çıkabilir. Bu yüzden yani güneye bakan tarafı daha sıcak olursa ne gibi şeyler oluyor? Bir sıcaklık değerleri fazla oluyor. Evet. Tarım orman yerleşimi üstleri daha yüksek oluyor. Evet. Burası daha sıcak ya. İnsanlar daha yukarılara çıkabilir. Buralarda daha yukarılarda tarım yapabilirsin. Buralarda daha yukarılarda ormanlara rastlayabilirsin. Ama kuzey yamaca bakarsan çok fazla yukarıya çıkamazsın. Çünkü soğuk var zaten. Yukarılarda orman örtüsünü göremezsin. Soğuk var. Buralarda insanlar tarım yapamaz. Soğuk var. Veya toprak oluşumu. Mesela güney yamacında toprak oluşumu daha kolay. Çünkü sıcak. Ama kuzey yamacında toprak oluşumu daha zordur arkadaşlar. Tarım ürünü ve çeşitliliği güney yamaçta fazla çıkar. Ama kuzey yamaçta daha az çıkar. Veya kalıcı kar alt sınırı.
Kalıcı kar alt sınırı buralarda daha yüksektir güney yamaçlarda. Hava sıcak ya burada. Yeşil alıyorsun. Karlar erir daha yukarıda olur. Ama kalıcı kar alt sınırı kuzey yamaçlarda daha aşağılara inebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Geldim yükseltiye. Sıcaklığı etkileyen faktörlerden geldim yükseltiye. Diyoruz ki yükselti arttıkça sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalmaktadır. Aynen öyle. Şimdi sen yükseğe çıktıkça yer çekimi azalıyor. Yer çekimi azaldığı için senin o gözle görmediğin o gaz yoğunluğu da senin üzerinden kalkıyor. Senin üzerinden kalktığı için de ne yapıyorsun? Bu da senin sıcaklık değerini etkiliyor. Sürekli azalıyor, sürekli azalıyor. Bir nedeni de şudur. Hani yer küre güneş ışınlarının gelişinden ziyade önce bir yer küre kendine sıkıyor. Kendini. Sonrasında etrafına ısı yayıyor. Şimdi sen o yerden uzaklaştıkça, yukarı doğru çıktıkça ne yapıyorsun? Oradaki ısıdan, sıcaklıktan uzaklaşıyorsun. O yüzden 200 metre yükseltiyor. Sıcaklık 1 derece, sıcaklık 1 derece azalıyor arkadaşlar. 200 metre yükseltikçe sıcaklık 1 derece azalıyor. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gelirdikçe yükselti artıyor. Aynen öyle. Bakın bu kahverengilik neyi gösteriyor? Yükseltinin arttığını gösteriyor. Biz de batıdan doğuya doğru gittikçe bu yükselti artıyor. Bu yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık azalıyor mu? Anlıyorum. Azalıyor. Sıcaklık azalıyor mu? Azalıyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak tarım ürünleri daha geç olgunlaşıyor. Çünkü sıcaklık önemli tarım ürünlerinde. Bir sıcaklık, iki su. Hadi suyu hallediyorsun. Akar suydu, artezyen kaynaklı yeraltı suyu da hallediyorsun. Ama sıcaklığı nasıl halledeceksin? Sıcaklığı halletmen çok zor. Yani güneş ışını almıyorsa ya da yükseltin fazlaysa, senin bulunduğun yer soğuksa senin orayı ısıtman çok zor tarım yapabilmek için. Bu yüzden tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı yer Doğu Anadolu bölgesi. Tarım ürünlerinin ilk olgunlaştığı yer ise arkadaşlar Akdeniz kıyıları. Niye? Çünkü burada güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklık oldukça yüksektir ve verimli tarım alanları da vardır. Alüvyal sahalar da vardır. Bu yüzden ilk olarak Akdeniz bölgesi arkadaşlar. Hani yediğimiz sebzenin, meyvenin mevsiminde yediğimiz sebze meyve ilk olarak buralardan geliyor. Karpuz. Hemen Adana karpuzu piyasaya çıkmaya başlar ilk olarak. Sonrasında devam ediyorum. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık azalır demişiz. Ankara'nın Erzurum'dan daha sıcak olması. Ne demiştik hatırlayın bir önceki şeyde de. Yani Ankara burada, Erzurum burada. Aynı enlem üzerinde mi? Aynı enlem üzerinde. Sıcaklığı aynı olması mı gerekir? Evet, ama yükselti faktörü devreye girdiği için, yükselti faktörü devreye girdiği için Erzurum'da hava Ankara'ya göre daha soğuktur diyor. Geldim karasallık, denizellik. Karalar denizlere göre daha erken ısınır, daha erken soğur. Yani denizlerdeki o yoğunluk miktarı fazla olduğu için denizler daha geç ısınır, daha geç soğur. Mesela denize yüzmeye ne zaman gidiyorsunuz? Hemen Haziran'da gitmeyin, Temmuz'da gitmeyin. Niye? Haziran'da su daha ısınmamıştı. Ilıktı. Ama ne zaman gideceksin biliyor musun? Ağustos'un ortasından sonra gidersen, Ağustos'un 15'inden sonra, 20'sinden sonra esas böyle o Haziran'da, Temmuz'da o güneş ışınlarını o su alır. Esas sıcaklığına böyle tam suya böyle girmelik o 23, 24, 25 dereceye o Temmuz ayında, Ağustos'un sonunda, Ağustos'un sonuna doğru rahatlıkla girebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden biraz daha böyle Temmuz'dan ziyade tatilinizi yıllık izninizle Ağustos'a doğru ayarlayın. Ağustos'a doğru ayarlayın. Bu yüzden karasal iklimlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı denizlere göre daha fazladır. Aynen öyle. Yani deniz kenarındaysan aşırı ısınık, aşırı soğumaz hava. Nemlilik. Ama karasal iklimlerdeysen onu hissediyorsun. Yani mesela biz Afyon'da gündüz okula giderken tişört giyerdik. Bir de böyle gece oldu mu, ikinci öğretmenlik mesela. Gündüz de gece de derslerimiz vardı. Havaya aldanıp böyle gece böyle kaldıysan eyvah eyvah. Yani böyle bir üstüne ince mevsimlik bir şey almadan çıkamazsın bir şey. Çünkü gerçekten günlük sıcaklık fark oldukça fazla hissediyorsun onu. Ama mesela burada Kocaeli'de, İstanbul'da, işte Mersin'de, Antalya'da, Hatay'da, yani İzmir deniz kıyısında
Hani gece tişörtle, şortla, parmak arası terlikle gidip sahile yürüyebilirsin. Çok fazla sıkıntı yaşamasın. Ama Eskişehir'de, Ankara'da, Sivas'ta, Erzurum'da bunu yapman çok çok zor. Çünkü oradaki karasallık şiddetli olduğu için gerçekten o günlük sıcaklık farkını oldukça fazla hissediyorum. Antalya'da yıllık ve günlük sıcaklık farkının Ankara'dan daha az olması bu duruma bir örnektir diyor. Doğrudur arkadaşlar. Herhangi bir yeri örnek verebilirsiniz. Yani Antalya olmaz, Mersin olur, Ankara olmaz, Eskişehir olur veya Sivas olur, sıkıntı değil. Yani orada nerenin deniz akıyısı var, neresi yok onu bilmeniz yeter. Türkiye'de yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu yerde arkadaşlar Kuzeydoğu Anadolu. Yani böyle bir bölge yok. Bakın bölge Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi. Kim milyoner olmak isterdi sormuşlardı ya. Hangisiyle ilgili bir bölge yoktur diye. Bakın bu Doğu Anadolu bölgesinin içerisindeki bir bölüm. Kuzeydoğu Anadolu. Yani Kuzey Doğu. Bunun kesiştiği yerde tam burası işte. Türkiye'ye baktığın zaman şu bölgeye denk geliyor arkadaşlar. Kuzeydoğu, Erzurum, Kars, Ardahan tarafı. Buralar Türkiye'nin en yüksek olduğu yerleri. Türkiye'nin en yüksek noktalarıdır. Bu yüzden buradaki sıcaklık farkı oldukça fazla. Hava -30'a da iner. Hava +20'ye de çıkar. Bakın -30, +20, 50 derecelik bir farktan bahsediyor. Bu da bölgede birçok şeyi etkiliyor. Gerçekten çok şeyi etkiliyor. Ben yazlıkçı mıyım, kışlıkçı mıyım derseniz ikisi de. İkisi de olacak yani. Yazı da yaşayacağız, kışı da yaşayacağız. Hep yaz olmaz, hep soğuk olmaz. Özellikle de yani hep soğuk olursa bu insanın psikolojisini çok fazla etkiliyor. Mesela daha önce bahsetmişimdir belki. Derse girdiğim diğer gruplarla bahsediyorum. Şöyle anlatayım. Mesela çok gelişmiş ülkeler var. Norveç mesela. Kişi başına düşen milli geliri yüksek. İşte insanlar çok modern. Para yönünden hiçbir sıkıntıları yok. Geçim sıkıntıları yok. Zaten çok zenginler. Yani nüfusları çok az. Genelde nüfus yaşlı ama intihar sayısında gerçekten dünyanın önde gelen ülkelerinden. Neden? Çünkü kutup iklimi. Hava hep soğuk. Hava hep karanlık. İnsanlar soğukkanlı. Gerçekten böyle bir buz gibine bu da insanların psikolojisini bozuyor. Düşünsenize yağmur yağıyor. İnsan ne kadar mutlu olabilir, ne kadar enerji olabilir. Ama hava güneşli oldu mu? Hani güzel hava güzel diyorsun. İnsanın içi açılıyor. Sahile gidiyorsun. Oturuyorsun, geziyorsun. İşte bunlar etkili. O yüzden kişi de olacak. Neyse çok şükür bizim ülkemizde hepsi var diyorum. Gelelim. Türkiye Ocak ayı sıcaklık dağılışına. Biz Ocak ayında hangi mevsimi yaşıyoruz arkadaşlar? Kış mevsimini yaşıyoruz. Kış mevsimi. En sıcak yer Akdeniz bölgesi. Neden Akdeniz bölgesi çok sıcak? Özellikle de Akdeniz kıyıları neden çok sıcak? Bir, ekvatora yakın güneş ışınlarını büyük açıyla alıyor muyum? Evet alıyor. Bir. İki, deniz var. Nemlilik var mı? Var. Aşırı ısınıp aşırı soğumayı engeller mi? Engeller. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesi de aynı iklimde Akdeniz bölgesi. Ama burada deniz olmadığı için burası kışın daha fazla soğuyor. Kışın daha fazla soğuyor. O yüzden benim kışın en sıcak yerim Akdeniz'di. Kışın en soğuk yerim ise yükseltinin devreye girmesi, basıncın etkili olması, özellikle Sibirya bahsedeceğiz. Enlem, kuzeyde kalmam, yükselti, karasallık, denizden uzağım. Hepsi bir araya gelmiş. Erzurum Kars soğuk olmasında neresi soğuk? En soğuk yerim Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu bölümü arkadaşlar. Dediğimiz gibi enlem, karasallık, yükselti, basınç etkili olacak. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık bizde genel olarak doğuda, batıdan doğuya doğru düşüyor arkadaşlar. Buradaki koyuluk, bu mavilik arttıkça hava gitgide soğuyor. Dikkat edin haritaya. Bakın Ege kıyıları, Marmara kıyıları veya Akdeniz kıyıları. Akdeniz kıyıları. Bakın sarı renkte. Yani sıcaklık 5-10. Birazcık Akdeniz kıyılarında kışın 10 derecenin üstünde görüyorsunuz. Şöyle Muğla, Antalya kıyılarını. Şurada Adana, Hatay arasını. Şurada Mersin, Anamur taraflarını, Alanya taraflarını görüyorsunuz. Bakın batıdan doğuya doğru gittikçe o sarı rengi mavi alıyor. Sonrasında gitgide koyulaşıyor. Bakın en koyu olduğu yerlerde Erzurum, Kars, Ağrı, yükseltinin en fazla olduğu yerler arkadaşlar. Ocak ayında böyle. Gelelim Temmuz ayına. Bakalım Temmuz ayında hava sıcaklığı dağılışı nasılmış? Bakalım.
Bu da Temmuz ayı arkadaşlar. En sıcak yerin Güneydoğu Anadolu bölgesi. Neden? Bakın kışın, Ocak ayında kışın Akdeniz'de. Ama yazın ise Güneydoğu Anadolu bölgesi. Nemlilik var mı? Yok. Karasallık şiddeti mi? Şiddetli. O yüzden burası daha çok ısınıyor. Karalar denizlere göre daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuyordu ya. Kışın burası daha soğuk oldu Akdeniz'e göre. Ama yazın ise Akdeniz'e göre burada sıcaklık daha şiddetlidir arkadaşlar. Hiç denk geldiniz mi? Haberlerde Diyarbakır'da törenlerle yapılan, geleneksel olan asfaltta yumurta kırma merasimine denk geldiniz mi? Orada arkadaşlar rutin olarak yapılır. Asfaltta yumurta kırılır ve o yumurta pişer. Yani beni koysan ben de pişerim orada. Bu kadar sıcak olur. Gerçekten oldukça sıcak arkadaşlar. Orada asfaltta yumurta pişiriyorlar. O kadar sıcak oluyor. Sonrasında bakın Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları, Marmara kıyıları en sıcak olduğu yerler. En soğuk olduğum yer yine Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu. Neden? Aynı faktörler devreye giriyor. Neden? Yükselti var. Burası yüksek olduğu için yazın da kışın da Türkiye'nin en soğuk yeri. Ama Ocak ayında, Temmuz ayında en sıcak yere bakarsak değişiyor. Denizellik, karasallık, nemlilik devreye girdiği için arkadaşlar. İndirgenmiş sıcaklık. İndirgenmiş sıcaklık da şudur. İndirgenmiş sıcaklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Yükseltinin hiçbir etkisi olmayacak. Yükselti. Bakın denizellik etkili, karasallık etkili, enlem etkili, basınç rüzgar etkili. Sadece yükselti. İndirgenmiş sıcaklıkta yükselti olmayacak. Yükselti olmayacak. İklim sorularını çözerken soruda indirgenmiş sıcaklığı görüyorsan, indirgenmiş sıcaklığı soruyorsan şıklarda yükseltiyi ara. Yükselti. Soruya bir bak. Soruda ne demiş? Hangisi Türkiye'nin Ocak ayı indirgenmiş haritası ile ilgili yanlış bir bilgi derse, soruda da yükseltiden dolayı Doğu Anadolu bölgesi çok soğuktur derse, bak indirgenmiş diyorsa yükselti olamaz. Anlaşıldı mı? İndirgenmiş sıcaklıkta her yer deniz seviyesinde 0 metrede kabul edilir. Bu yüzden indirgenmiş sıcaklığı görüyorsan orada yanlış cevap genellikle yükselti cevabı olur. Buna da dikkat et. Sıcaklığın Türkiye üzerindeki, yani sıcaklığı etkileyen faktörler bu şekilde. Enlem dedik, bakı dedik, yükselti dedik, karasallık, denizellik dedik, Ocak ayı, Temmuz ayı, dağılışımıza bak. Şimdi gelelim basınca. Basınç ülkemizi nasıl etkiliyor? Bakın bu Türkiye'nin dünyadaki yeri. Bunlar da bizi etkileyen basınç merkezlerinin geldikleri yönler. Şimdi bunu dünya haritasında aldım. Nereden geldiklerini de bileyim. Bakın Sibirya, Rusya, Sibirya tarafından geliyor. Ülkemizde kuzeydoğudan geliyor. Mesela İzlanda Avrupa'da bir ada ülkesidir. Avrupa diyorsam ülkemize nereden geliyor? Avrupa'dan giriş yapıyor. Asor dinamik yüksek basıncı. Bakın Asor adaları var. Veya Azor da diyorum. Fark etmez. Geliyor ülkemize Akdeniz tarafından giriyor. Daha çok kuzeybatıdan etkili olur. Kuzeybatı. Güneybatı'dan etkili olur. Bir de Basra termik alçak basıncı var. Bakın bu da kaynağını ta Musonlardan alır. Muson Asyası'ndan. Sonrasında gelir Basra Körfezi'nden Güneydoğu'dan ülkemize sokulur. Neden bunlardan da bahsettim? Soruda çıktı. Hangi basınç merkezi kaynağını Muson iklimi veya Muson Asyası'ndan alır diye bir soru geldi. Şimdi basıncın geldiği yönü bilirsen Muson nereye kaldı? Sibirya nereye kaldı? Avrupa ne taraf? Asor, Afrika Türkiye'nin ne tarafında kaldı? Bunu da bileyim. Bunu da bileyim. Artık istiyor. O yüzden ben şöyle bir dünya haritası da koydum. Nereden geldiğini. İyi bilirim arkadaşlar. Size bahsettiğim Norveç'te burası arkadaşlar. İşte bak. Aa kutuplar. İnsanların burada morali bozuyor. Soğukkanlılar, konuşmazlar, bilmezler. Çok değişik. Yani insanlar, yani iklim oradaki insanların yaşayış tarzını, hani her şeyini etkiliyor. Gerçekten çok etkiliyor. Türkiye matematik konumundan dolayı yazın ve kışın farklı basınç kuşaklarının etkisi altına girmektedir. Aynen öyle. Şimdi biz Karadeniz burası arkadaşlar. Akdeniz burası. Yukarısı kutuplar, aşağısı da ekvatora doğru gidiyor. Biz de yazın ekvator üzerinden gelenler etkili oluyor. Yazın
kışın ise kutuplar üzerinden gelenler etkili olur. Bunlar da arkadaşlar termik olanlar, bakın termik yüksek basınç, termik alçak basınç, Sibirya ve Basra, bunlar mevsimli. Termik olanlar sıcaklıkla alakalıdır. Bu yüzden mevsimliktir. Mesela kışın Sibirya termik yüksek basınç etkili olur. Bu bol soğuk getirir, bol kar yağışı getirir ülkemize. Yazın ise o Basra termik alçak basıncı yaz mevsiminde etkili olur. Bu da arkadaşlar bize bol bol sıcak hava getirir, bol bol kuraklık getirir. Çünkü kaynağını Basra Körfezi'nden alıyor. Geldiği yer Orta Doğu, çöl. Oradan geldiği için bize bol bol sıcaklık getirir. Bu da nereden geliyor? Sibirya kutuplarının kendisi yani. Direkt kaynağını buz gibi yerden aldığı için bize bol bol don olayı getirir arkadaşlar Sibirya. Bunlardan dinamik olanlarla, dinamik alçak basınç ve dinamik yüksek olan yüksek basınç olanlarla, bunlar dünyanın günlük hareketi sonucu oluşmuştur ve bunlar yıl boyunca etkilidir. Yani bu soğuk oldu, yani kış mevsiminde İzlanda etkili olur, yazın Asor etkili olur diyemem. Yıl boyunca etkili olur, yıl boyunca. O yüzden dikkat edin, sorularda karşımıza gelir, dinamik olanlar yıl boyunca. Bir bakalım neler varmış. Basra termik alçak basıncı. Türkiye'nin güneydoğusundaki çöllerden sokulur. Evet, kaynağını ta muson sisteminin bir parçası olarak kabul edilir. Muson Asyası'ndan alır. Bakın şurası şöyle Hindistan Yarımadası. Şöyle aşağı doğru iniyorsunuz. Burasında Pakistan var, Bangladeş var. Kaynağını aldığı yer burası. Bakın şurası da şöyle Himalayalar görüyorsunuz. Türkiye'nin dünyanın çatısı. Dünyanın en yüksek noktası. Bakayım ne oldu. Açılmadı. Vallahi ne yazdım bilmiyorum. Açamadım. Bastım açılmadı. Dersin sonunda bakayım. Yazın sıcak ve kurak bir hava oluşturur. Aynen öyle arkadaşlar. Basra termik alçak basıncı termik olduğu için, yaz mevsiminde etkili olduğu için yazın geldiği zaman bize bol bol sıcaklık ve kuraklık getirir diyoruz arkadaşlar. Basra termik alçak basıncı. Bir de Asor dinamik yüksek basıncına bakalım. Bakın bunlar güneyden geldiği için, ekvator üzerinden geldiği için, ekvator üzerinden geldiği için bunlar sıcaktır. 30 derece enleminden kaynağını alır. Yani tam şu noktalara falan denk geliyor. Şöyle 30 derece. Güneybatıdan sokulan bu basınç merkezi yıl boyunca etkilidir ama yazın etkisini bize daha fazla hissettiriyor. Neden yazın daha fazla hissettiriyor? Çünkü güneyden geldiği için sıcaktır. Yani yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesine neden olur. Aynen öyle. Şimdi şöyle ülkemize mesela şöyle güneybatıdan sokulduğu için kıyı kesimlerine yağış bırakıyor. Kıyı kesimlerine. Kıyı kesimlerine yağış bıraktıktan sonra iç kesimlere doğru hareket ettiği zaman burada kuraklığı arttırıyor. Çünkü iç kesimlere sokulana kadar etkisini kaybediyor bu basınç merkezi. Ama kıyı kesimlerine yağış bırakabiliyor. Geldim İzlanda. Yani bakayım açılacak mı? Ha, açılmadı. İzlanda dinamik alçak basıncı 60 derece enlemlerinden kaynağını almaktadır. Yani bizim ülkemizde şöyle kuzeyden kaynağını almaktadır. Ülkemize kuzeybatıdan sokulur ve kışın etkili olmaktadır. Yıl boyunca etkilidir ama ağırlıklı olarak kışın kendini hissettirir diyelim. Kış mevsiminin kısa süreliğine yağmurla birlikte ılımanlaştırıcı etkiye sahip. Özellikle de geldiği yer bakın şöyle ki denizden kaynağını aldığı için biraz daha ılık etkiye sahiptir. Şöyle bir etki de var. Şimdi Avrupa'yı geçiyor. Avrupa'yı geçene kadar çok fazla etkisini bize hissettiremiyor. Avrupa'yı geçiyor. Burada bir soğuklaşıyor. Sonrasında hani bu Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası var ya, işte o soğuk hava dalgası dediği dalga budur. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Şimdi bize yeteri kadar ılıklık getirmiyor. Çünkü Avrupa'da kendini birazcık kaybediyor. Bize gelene kadar şekli şemali değişiyor. Bize geldiği zaman da birazcık o Avrupa'nın soğuğunu bize getiriyor arkadaşlar. Getiriyor. Son olarak geldim Sibirya termik yüksek basıncına. En soğuk olanı gördüm şimdi. Pastırma yazı. Aynen öyle. Oluşturan bunlardır arkadaşlar. Pastırma yazı dediğimiz yazı. Özellikle de kışın etkili olduğu zaman bu sıcak hava basınçları. Kışın etkili olursa, yani kışın hani böyle bazı kışlar çok soğuk geçer, kar yağışlı ama bazı kışlar mesela bu sene olduğu gibi bir bakarsın adeta yaz mevsimi gibi. İşte buradaki bu basınç merkezleri gezicidir.
Yani bizim ülkemizde çok fazla gelemediği zaman bizim ülkemizdeki o soğuğu, kışı çok fazla hissetmiyorsun. Tabii Erzurum'a gidersen hissedersin, Kayseri'de, Sivas'ta hissedersin ama deniz kenarı için konuşuyorum. Eğer yazın, yazın, buradaki, şuradaki sıcak basınç merkezleri etkili olursa gayet güzel kuraklığı hissediyorsun. Ama kışın bunlar etkili olursa biraz daha kışlar ılık kışın şöyle açıklayayım. Yanlış olmaz. Kışın güneyden gelen basınç merkezleri etkili olursa o zaman kış mevsimi biraz daha ılık geçiyor arkadaşlar. Sibirya termik yüksek basıncı, Rusya'nın kuzeyindeki soğuk hava kitlesi kuzeydoğudan geliyor arkadaşlar. Bu geldiği zaman bol bol ayaz, çok soğuk, kar yağışı getirir. Özellikle ülkemizde bir de Erzurum, Kars zaten yüksek. Bir de o bölgede çok fazla etkili olduğu zaman oradaki kışın çok çok şiddetli olmasını geçirir, sağlar diyelim arkadaşlar. Diyelim, gelelim rüzgarlara. Rüzgarlar sürekli yerel ve günlük rüzgarlar olarak üç başlıkta inceliyoruz. Yine iklim elemanlarından biri. Sürekli rüzgarlar arkadaşlar, çok fazla detaya girmeyeceğim. Sürekli rüzgarlar Türkiye batı rüzgarlarının etkisinde ama yer şekilleri, özel konum şartları çok fazla bizde batı rüzgarlarının etkili olmasına neden olmuyor. Bakın dikkat edin, batı rüzgarları bunlar yönü değişmeyen rüzgarlardır. Yıl boyunca aynı yönde eserler. Batı rüzgarları hep batıya doğru eser orta kuşakta. Hep batıya doğru eser. Bizde de karaların batı kıyılarında etkili olur ama iç kısımlara doğru etkisini kaybettiği için çok fazla göremeyiz. Sürekli rüzgarlar Türkiye batı rüzgarlarının etkisinde. Bunu bilelim. Sonrasında yerel rüzgarlara şöyle bir bakalım. Etkileri dönemli, dar ve kısa süredir. Yerel rüzgar olduğu için çok geniş alanları etkilemez. Çok geniş alanları etkilemezler ve çok uzun sürede etkili olmaz. Yerel rüzgarlar. Ama sürekli rüzgarlar etkili. Uzun süre etkili olur da bizde çok etkili. Yerel rüzgarlarında etkisi çok fazla yok. Sıcak ve soğuk şeklinde ikiye ayrılır. Arkadaşlar şöyle ki kodlayalım bunu. Zaten biliyorsunuzdur. Yine kodlayalım. Bakın. Karayel, Yıldız ve Poyraz. Biz bunu nasıl kodluyoruz? Baş harflerinden şöyle yapıyoruz. Kayıp diyoruz. K-Y-P. Yani Karayel, Yıldız, Poyraz. Nereden esti? Kuzeyden esti. Nereden esti? Kuzeyden esti. Kuzeyden esti. O zaman bunlar nedir arkadaşlar? Soğuk. Soğuk karakterler. Pardon. Sıcaktan. Sıcağından. O zaman önce sıcağından. Şimdi sonra soğuktan bahsedeyim. Pardon. O zaman önce sıcaktan bahsedeyim. Tam yeri kıble şeye slide uygun gideyim de soğuğu sonra almış. Sıcak, sam yeri, kıble, lodo. Bunu da nasıl soğuk kodluyoruz arkadaşlar? Şöyle ki biz kayıp, sakal diye kodluyoruz. Kayıp, sakal diye kodluyoruz. İşte buraya kayıp, sakal yazdığım zaman rüzgarın hangi yönden geldiğini ve hangi sırayla geldiğini unutmayalım. Bakın Karayel, Yıldız, Poyraz. Bunlar soğuk. Sam yeri, kıble, lodos. Sam yerinin diğer adı da arkadaşlar keşişlemedir. Keşişleme. Sam yeri yazmaz, keşişleme yazar. Dikkat edin. İşte biz bunu kayıp sakal diye kodluyoruz. Sam yeri rüzgarı nereden esiyor arkadaşlar? Güneydoğu'dan esiyor. Bu rüzgar arkadaşlar çok sıcak. Özellikle kaynağını çölden aldığı için çok sıcaktır. Ve etkili olduğu zaman da Güneydoğu Anadolu bölgesinde o ekinlere çok zarar verir. Çünkü çok sıcak olduğu için yanmalarına neden olur arkadaşlar. O yüzden buna biz çok sıcak rüzgar diyoruz. Sanmıyorum. Diğer adı keşişleme. Keşişleme adını da nereden oluyor? Bursa Uludağ'dan oluyor. Şurada Uludağ'ın eski adı Keşişdağ'dır arkadaşlar. Marmara'daki balıkçılar burada tam şöyle Sanmıyorum rüzgarını aldıkları zaman şöyle Güneydoğu'da keşiş rüzgarı derler. Keşişleme derlermiş. Adını da oradan alıyor. Kıble. Tam kuzeyden esen bir rüzgar. Sıcak ve nemli. Neden? Çünkü tam kuzeyden geldiği için bir sıcak ekvator üzerinden. İki denizden geldiği için de nemli. Torosların güney yamaçlarına yağış bırakıyor ve iç bölgelerde fön rüzgarlarının oluşmasında neden oluyor. Yani bu yamaçlara, Torosların şu yamaçlarına yağışı bıraktıktan sonra
Porosların kuzey yamaçlarına doğru arkadaşlar alçalıyor ve sıcaklığı artıyor. Sön rüzgarından birazdan bahsedeceğiz kıble için. Geldim üçüncüsüne, Lodos. Lodos'ta arkadaşlar, Lodos'ta ülkemize güneybatıdan giriyor, güneybatıdan giriyor. Yine sıcak ve nemli. Niye? Nereden geliyor çünkü? Kaynağı deniz arkadaşlar. Deniz ise nemlidir. O yüzden yağış oluşturur gittiği alanlarda. Ama şöyle, kıyılarda etkili ama iç kısımlarda yağış oluşturması zor. Neden iç kısımlarda yağış oluşturması zor? Nemli oralara kadar sokulanır. Oraya gidene kadar yağışını kıyılarda bırakıyordu. Bu rüzgar arkadaşlar halk arasında gözü yaşlı rüzgar da diyor. Hatta böyle denk gelirsiniz böyle yazın ılık ılık sıcak sıcak rüzgar eser. O Lodos'tur arkadaşlar. Peşini de yağış getirir. Bazen de çok sert eser. Ulaşımda aksamalara, bu deniz ulaşımında falan çok sert rüzgarlar estiği zaman işte o Lodos toba zehirlenmeleri nedeniyle oluyor. O bacanın çekmesini engelliyor. Rüzgar içeriye doğru gidiyor ve bu da soba zehirlenmesine neden oluyor. Dikkat etmek gerekiyor soba kullanan evler. Bakın Samyeli, Kıble, Lodos. Bunlar sıcak yerler. Rüzgarları nereden geliyor? Ülkemize güneyden sokuluyor. Kaynağını ekvator üzerinden alıyor. Ekvator üzerinden geldiği için, yani şöyle, bizim güney tarafımız ekvatora yakın olduğu için o yüzden daha sıcak rüzgarlardır diyor. Sön rüzgarı arkadaşlar, sön rüzgarından da bahsedeyim. Bir dağ yamacı boyunca aşağı doğru sürtünerek inen havanın sıcaklığı her 100 metrede 1 santigrat derece artmasıyla ortaya çıkan rüzgarlar. Şimdi şurada dedik ya, kıble için yağış bırakıyor, diğer taraflarda sön rüzgarı oluşturuyor. Yani sön rüzgarının oluşabilmesi için bir yamaç lazım. Yamaç. Bunun yanında da nemli bir hava lazım diye yağış oluşsun. Şimdi geldi denizden gelen nemli hava kütlesi. Geldi buradaki dağa çarptı. Yağışını bıraktı. Sonrasında yağışını bıraktı. Yükseldi. Bakın bu yamaca yağışını bıraktı. Bu yamaç ne oldu? Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ne yaptı bu yamaç? Bol bol yağışını aldı. Yemyeşil oldu. Güzel güzel temiz havası oldu. Sonrasında bu tarafına yağışını bırakamıyor. Diğer tarafa. Bu tarafta da arkadaşlar sürtünmenin etkisiyle sıcaklık 100 metrede 1 derece artıyor. Ve bu dağın bir yamacıyla diğer yamacı arasında inanılmaz derecede sıcaklık farkının olmasına neden oluyor. Peki nasıl? Mesela kafadan bir hesap yapabiliriz. Diyelim ki bu dağın yüksekliği 2000 metre. Şurası 0 metre deniz kıyısı. Burada sıcaklık diyelim ki, mesela bu tarafta diyelim ki kaç derece olsun? Sallıyorum. Mesela 20 derece olsun. Şimdi 0 metre deniz kıyısında 20 derece sıcaklık var. 20 santigrat derece. Sen şimdi 2000 metre çıktın. Sıcaklık 200 metrede 1 derece azaldı ya. Sen 2000 metre zirveye çıktığın zaman senin burada sıcaklığın 0 derece. 0 derece. Şimdi burada da 0 metreyi hesaplayalım ki her iki noktanın da aynı olması gerekiyor. Şöyle sıcaklık farkını daha çok hissedelim. Burası da 0 metre. Bak şimdi 200 metrede 1 derece azaldı. 2000 metreye çıktın, 0 santigrat dereceye geldi. Sen şimdi 2000 metre aşağı ineceksin. Sıcaklığın 100 metrede 1 derece artacak. Ne olur biliyor musun? 2000 metre aşağı indi. Sıcaklık 100 metrede 1 derece arttı. Pardon, doğru. Ben biliyorum niye böyle çıkıyor. Hemen süper matematiğimde düzelteyim. Burası 0 derece olmaz. Burası kaç derece olur? 200 metrede 1 derece azalıyorsa 1000 metrede 5 derece, 2000 metrede 10 derece azalır. Arkadaşlar buranın sıcaklığı 10 derece olur. Şimdi oldu. 10 santigrat derece. Çünkü 200 metrede 1 derece azalırsa 1000 metrede 5, 2000 metrede 10 derece azalır. Bu dağın zirvesi 10 derece yaptı. Sen şimdi 2000 metre aşağı ineceksin. Sıcaklığa 100 metrede 1 derece ekleyeceksin. 10 burada vardı. Aşağı inene kadar 20 derece daha arttı senin sıcaklığın. Burada senin sıcaklığın ne oldu? 30 santigrat dereceye çıktı. Bakın bir dağın denize bakan tarafıyla
yağış alan tarafıyla yağış almayan tarafı arasında 10 santigrat derecelik fark olur. İşte biz bunun en güzel örneğini Doğu Karadeniz'de görüyoruz arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de nasıl görüyoruz? Nemli hava geliyor. Burada Rize'ye, Trabzon'a, Artvin'e çok güzel yağış bırakıyor. Ama şuradaki Gümüşhane, Bayburt'a yağış bırakmıyor. Çünkü fön rüzgarı etkisi oluyor. Bu rüzgar arkadaşlar Anadolu'da bakır sattıran rüzgarı diyorlar. Neden bakır sattıran diyorlar? Nedeni de şöyle. Şimdi etkili olduğu yerlerde sıcaklık çok fazla artıyor ya. Müthiş derecede etkili oluyor. Sıcaklık çok fazla arttığı için oradaki ürünler yanıyor. Gidiyor. Kullanılamıyor. Yani hasat yapamıyor. E o dönemde elindeki en değerli, eski dönemlerde altın yok, en değerli mal ne? Gümüş, bakır. E ne yapıyorsun? Hayatta kalabilmek için gidiyorsun. O bakırı, elindeki bakırı satıyorsun ve yiyecek içeceğini alıyorsun. İşte bu yüzden bu rüzgara bakır sattıran rüzgarı diyorlar arkadaşlar. Anadolu'da fön rüzgarı. Zaten fön makinesinden arttığınızda gelir. Sıcaklığı arttıran bir, rüzgar. Devam ediyorum. Geldim soğuk rüzgarına. Karayel, Yıldız, Poyraz. Etkili olduğu yerler. Karayel nereden geliyor? Kuzeybatı. Yıldız tam kuzey. Poyraz da arkadaşlar kuzey doğudan etkili. Kuzeybatıdan esen soğuk karakterli rüzgar kış mevsiminde Marmara ve Batı Karadeniz çevresine kar yağışı getiriyor. Karayel. Soğuk. Yıldız ülkemize kuzeyden sokuluyor. Karadeniz kıyılarına yine kar yağışı bırakıyor. Poyraz da arkadaşlar kuzeydoğudan sokuluyor. Kış mevsiminin çok soğuk, aşırı soğuk geçmesine neden oluyor. Bir de etezyen var. Etezyen. Bunlar da arkadaşlar kuzeyden şöyle kıyı Ege'ye doğru, Ege'nin kıyısına doğru eser ve serinletici etki yapan rüzgar daha çok Mart ve Eylül aylarında etkili. Bakın etezyen rüzgarı budur işte. Ege kıyılarında özellikle Mart ve Eylül aylarında serinletici etki yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldim günlük rüzgarlara. Günlük rüzgarları da anlatayım. Deniz veya gündüz mertemi. Şimdi gündüz karalar çabuk ısındığı için alçak basınç. Çünkü sıcak olan yer alçak basınçtır arkadaşlar. Bir yer ısınıyorsa orada yükselici hareketleri vardır ve senin üzerindeki basınç azalır. Bu yüzden sıcak olan yer alçak basınçtır. Gündüz. Deniz ya da karalar denizlere göre daha sıcak oluyor. E gündüz karalar çabuk ısındığında alçak basınç, denizler ise geç ısındığından yüksek basınç alır. Rüzgar nereden nereye doğru eser? Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. O zaman gündüz rüzgarına biz gündüz mertemi veya deniz mertemi diyoruz arkadaşlar. Deniz mertemi. İzmir çevresinde bu rüzgara da imbak deniyor. İmbak. Gece olunca ne oluyor? Bu sefer tam tersi. Bu sefer denizler karalara göre daha ılık gece. Çünkü burada artık ısıyı kaybediyor. Ama denizlerde yoğunluk daha fazla dedik ya. O yüzden daha ılıktır. Bu sefer gece tam tersi. Bu sefer karalar yüksek basınç alanı, denizler alçak basınç alanı. Bu sefer rüzgar nereye doğru esiyor? Karadan denize doğru esiyor. İşte bu hastayla. Serinletici etki yaratmaz. Ilık olmaz. Çünkü kaynağını karadan aldı. Biz buna da kara veya gece mertemi. Bir de dağ mertemi veya vadi mertemi var. Bunlara da bakalım. Dağ mertemi. Gece yüksek olan dağlar çabuk soğuduğundan yüksek basınç. Alçak olan vadiler geç soğuduğundan alçak basınç alanı. Rüzgar dağdan vadiye doğru eser ve biz buna dağ mertemi. Dikkat edin. Dağ mertemine gece. Yüksek olan dağlar çabuk soğuyor. Gece niye daha çabuk soğuyor? Çünkü buralarda arkadaşlar bulutlar yok. Bulutlar biraz daha aşağı doğru çökerdiği için burada ışıma müthiş derecede fazla olur. Buradaki ısı kaybı daha fazla olur. Isı kaybı fazla olduğu için de burası daha çok soğuyor. Dağların zirveleri gece. Gece daha çok soğuduğu için yüksek basınç. Vadi içleri gece daha sıcak olduğu için alçak basınç. O yüzden de rüzgar dağdan vadiye doğru eser. Biz buna vadi mertemi deriz. Dağ mertemi deriz. Çünkü dağdan esiyor arkadaşlar. Dağdan vadiye doğru esiyor.
Bir de vadi merkezi var. Bu sefer de gündüz dağlar yüksek olduğu için daha çabuk ısınıyor. Gece, yani gündüz daha çabuk ısındığı için burası dağların yüksek yeri alçak basınç alanı. Bu sefer rüzgar ne yapıyor? Vadiden dağa doğru esiyor. Biz de buna ne diyoruz? Vadi mertebi diyoruz. Yani mertemler günlük rüzgarlar. En azından günlük rüzgar olduğunu bilin, çeşitlerini bilin. Yeterli. Hani oluşumunu çok fazla detaylı olarak sormuyorlar bize ama oluşturan isimleri bilelim arkadaşlar. Evet. Nemlilik ve yağış. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Nemlilik ve yağışa geçeyim mi? Durumunuz nedir? Yorulduysanız bırakayım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Ben biraz yoruldum çünkü. Konuşmamış malum Ramazan. İyiyseniz nemlilik ve yağışı da bitireyim. Ama değilseniz dinlenelim. Haftaya kaldığımız yerden nemlilik ve yağıştan devam edelim. Siz de bu konuyu bir tekrar edin. Sonrasında ilk günlere geçeriz. Evet, biraz yoruldum gibi daha dersim de var sizden sonra. Tamam, teşekkür ediyorum beni düşündüğünüz için. Allah razı olsun. Dinlenelim arkadaşlar. Haftaya kaldığımız yerden nemlilik ve yağış konusundan devam ederiz. Çok fazla böyle üst üste konuları da yığıp sizde boğmayalım. Hem de sıcağı sıcağına şu konuları da bir tekrar edin. Soru çözün, çözemediğiniz soruları ulaştırın. Çünkü nemlilik ve yağış konusu biraz karıştırılır. Hani onu böyle daha güzel, daha dinç bir şekilde böyle çakralarınız daha çok açıkken dinleyin. O zaman daha iyi olur sizin için de. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz o zaman arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Haftaya görüşürüz. Sorularınızı da mutlaka ulaştırın bana. Görüşürüz.